Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. 8. ünite yani Public Buildings ünitesine. Bu hafta biraz daha pastense ağırlık veriyoruz. Sorumuzu okuyalım. What did Sally do last week? Sally geçen hafta ne yaptı? Read and describe it to your friends. Read and describe it to your friends. Okuyun ve arkadaşınıza anlatın. Çevirin. Şimdi çocuklar biz sizlerle bunları çevireceğiz yukarıda tasvir edin diyor. Biz sizlerle de Türkçesini çevirelim. Ben okuyorum. Siz de lütfen benimle birlikte tekrar edin. She got up at 8 a.m. on Saturday. She got up at 8 a.m. on Saturday. O cumartesi günü saat 8'de kalktı. O cumartesi günü saat 8'de kalktı. She had breakfast with her family in the morning. She had breakfast with her family in the morning. O ailesiyle sabah kahvaltı yaptı. O ailesiyle sabah kahvaltı yaptı. Bakın arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Past tense kullanılan yerler. Past tense kullanılan yerlere dikkat edin. Bakın birinci cümlede got up. Burada da had breakfast deniyor. Diğer cümleye geçelim. Then she went to the cafe to meet her friends. Then she went to the cafe to meet her friends. Sonra kafeye arkadaşlarıyla buluşmak için gitti. <laughs> Bakın. Sonra kafeye arkadaşlarıyla buluşmak için gitti. To meet her friends. Buradaki to amaç anlamı katıyor. went to olarak kullandığımız to ise yönelme, nereye gittiğini anlatmak için bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Burayı lütfen ufak bir çizgiyle ayırt edelim. They had a delicious cheesecake. They had a delicious cheesecake. Lezzetli bir cheesecake aldılar. On Saturday, Sally and her mother went to the art gallery to see the new paintings. On Saturday, Sally and her mother went to the art gallery to see the new paintings. Cumartesi günü Sally ve annesi nereye gitmiş bakın? Sanat galerisine gitmiş. Went to the art gallery yönelme to. To see the new paintings. Buradaki to da amaç belirten. Yeni resimleri, çizimleri görmek için, görmek amacıyla. Tamam mı çocuklar? Cumartesi günü Selvi annesi sanat galerisine yeni çizimleri, yeni resimleri görmek amacıyla, görmek için gitmişler. They were gorgeous. They were gorgeous. Onlar görkemliydi. Selvi and her mother got fascinated. Selvi and her mother got fascinated. Sally ve annesi büyülenmiş. Then they went to the shopping mall because Sally wanted to buy a new t-shirt. Then they went to the shopping mall because Sally wanted to buy a new t-shirt. Sonra AVM'ye gitmişler. Çünkü Seli yeni bir t-shirt almak istemiş. Want to wanted to olmuş bakın past tense. She didn't find her size, so they went home early in the afternoon. She didn't find her size, so they went home early in the afternoon. Kendi bedenini bulamamış. Bu yüzden akşam eve erken gitmişler. Size beden, ölçü, find bulmak. Tamam. Evet çocuklar, bu haftaki ödeviniz bu. Now it's your turn. What did you do last week? Write your story. Şimdi sıra sizde. Geçen hafta ne yaptınız? Kendi hikayenizi yazın. Sizlerden past tense yapısını kullanarak geçen hafta ne yaptığınızı anlatmanızı istiyorum. Güzel cümlelerle anlatıp bana mesaj yoluyla ödevlerinizi atın çocuklar. Sizlere bireysel dönüt vereceğim. Listen and find who says. Write G for Jim, S for Sally. Write J for Jim, S for Sally. Dinle, dinleyin ve bulun. Bu cümleleri kim söylüyor? Jim için C, Sally için S yazın. Haydi birlikte dinleyelim. Hangi cümleleri Jim söylüyor, hangi cümleleri Seri söylüyor? Join the sports club at school. Really? Yes, but I need some new trainers. Pardon me? I need some new trainers. You should go to the Paradise Shopping Mall. You can find everything there. Good idea. What are you doing, me? Well, I hate shopping, you know. You should call Jamie if you need help. Please, Jim. Come with me. Okay, let's go. Now listen again. Twelve Listen and find who says. Write J for Jim, S for Sally. Jim, I joined the sports club at school. Really? Yes, but I need some new trainers. Pardon me. I need some new trainers. You should go to the Paradise Shopping Mall. You can find everything there. Good idea. Will you do me? Well, I hate shopping, you know. You should call Jamie if you need help. Please, Jim, come with me. Okay, let's go. Şimdi videoyu durdurun ve cevaplarınızı kenara not edin. Evet arkadaşlar, birlikte cevaplandıralım. You should go to the Paradise Shopping Mall. Paradise Shopping Mall. Paradise, cennet arkadaşlar. Cennet AVM'ye gitmelisin diyor. Sizce bunu Jim mi, Selim mi söylüyor? Bakın zaten e, listening text'in genel hatlarıyla e, konuşmadan şunu anlayabiliriz. Buradaki Selim bir şeyler almak istiyor. <laughs> Ve Jim onu yönlendiriyor. Bunu Jim söylemiş. You can find everything there. Orada her şeyi bulabilirsin. Bunu hangisi söylemiş sizce? Evet Jim. I need some new trainers. I need some new trainers. Yeni spor ayakkabılara ihtiyacım var diyor. Bunu kim söylemiş olabilir? Az önce hep birlikte dinledik. Sally. Let's go. Hadi gidelim. Jim. Sonunda konuşmanın sonunda Jim'i ikna ediyor. Jim de hadi gidelim diyor. You should call Jamie if you need help. You should call Jamie if you need help. Yardıma ihtiyacın varsa Jamie'yi aramalısın. Jim. Will you join me? Bana katılacak mısın? Bunu kim diyor? Sally. Doğru. Bunu geçiyoruz arkadaşlar. Burada attention yani dikkat uyarı vermiş burada. Şimdi ilk cümleye bakalım size bahsettiğim şey. She went to the cafe. Kafeye gitti. She met her friends. Arkadaşlarla buluştu. İkinci cümleye bakın. She went to the cafe to meet her friends. Kafeye arkadaşlarla buluşmak için gitti. Yukarıdaki cümle kafeye gitti arkadaşlarıyla buluştu. Burada kafeye arkadaşlarıyla buluşmak için gitti. Bakın çocuklar bu tuğu gerçekten de çok büyük bir fark eee, katmasa da işimize yarıyor. Alttaki cümleye bakalım. Sally and her mother went to the art gallery. Sally annesi sanat galerisine gitti. They wanted to see the new paintings. Yeni çizimleri görmek istediler. Sally and her mother went to the art gallery to see the new paintings. Bakın cümle kısalmış fark ettiniz mi? Tek noktayla e, işi bitirmişler. Sally ve annesi sanat galerisine yeni çizimleri görmek için gittiler. Diğer cümleye bakalım. Sally went to the shopping mall. Sally went to the shopping mall. Sally AVM'ye gitti. She wanted to buy a new t-shirt. She wanted to buy a new t-shirt. Yeni bir t-shirt almak istedi. Sally went to the shopping mall to buy a new t-shirt. Sally AVM'ye yeni bir tişört almak için gitti. Aradaki fark budur çocuklar. Evet şimdi Burada bir boşluk doldurmamız var. Complete the sentences below. Aşağıdaki cümleleri tamamlayın diyor. Çocuklar lütfen burada videoyu durdurun ve cevaplarınızı kenara not edin. Ondan sonra devam edin ve birlikte yapalım. I usually drink tea at breakfast. I usually drink tea at breakfast. Kahvaltıda genelde çay içerim. But I boşluk vermiş. Coffee yesterday. Fakat kahve dün. Ne olmuş olabilir? Dün kahve içtim. Drink. Drinkin past hali. Unutmayın. I usually bla 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 at 10 o'clock. But I went to bed at 11 last night. Cümlenin ikinci kısmını okuyalım. Fakat geçen gece saat 11'de yatağa gittim diyor. 11'de uyumuş yani. Ama genelde onda ne yapıyormuş? Go to the bed. Yatağa gidiyormuş. Bakınız bu present olmalı. Çünkü bu genel olan bir şey. Yani 100 günün 99'unda onda yatağa gidiyorsa dün 11'de yatağa gittiyse tabii ki onda olan saat 10'da yatağa gittiği cümle için present tense kullanacağız. We usually go to Antalya for holiday. Genelde Antalya'ya tatil için giderdik diyor. But we demiş to Bodrum last summer. Fakat geçen yaz Bodrum'a ne yaptık? Past tense went gittik. Went to Bodrum last summer. My brother usually lunch at school canteen. But he had lunch at a cafe yesterday. Genelde okul kantininde e, öğle yemeği yiyormuş ama dün kafede öğle yemeği yemiş. Genelde olan, genellediğimiz cümle için ne kullanacağız? Tabii ki has yani present. Tense. My father usually drives to work but he a taxi yesterday. Babam genelde işe arabayla gider. Fakat dün bir taksi çağırdı. Took, taken, ikinci hali. Çocuklar, cevaplarımız bu şekilde olacak. Fill in the blanks using the correct form of the verbs in the brackets. Parantezdeki e, kelime, fiillerin doğru formları kullanarak boşlukları dolduralım. Çocuklar, videoyu tekrar durdurun. Cevaplarınızı kenara not edin. Sonra birlikte yapalım. The students in the library now. Bakın çocuklar burada now demiş. Şimdi. Yani şu an olan bir e, iş için neyi kullanırız? Present tense. Be'nin çoğul çekimi neydi? Are. They met. Öğrenciler şimdi şu an Kütüphane'de ne yapıyorlar? Matematik çalışıyorlar. Bakın şu an süre gelen bir fiil. Nasıl şu an ben size e, ders anlatmak amacıyla konuşup video çekiyorsam, şu anda gerçekleşen bir eylemse konuştuğum sırada. Burada da anlatmak istediği şey bu öğrencilerin o an matematik çalışıyor oldukları. They are studying maths. They boşluk vermiş ne? Problems. They are solving problems. Burada da konuşma esnasında süre gelen eylem olduğu için present continuous tense kullanıyoruz çocuklar. Sol çözmek. They an exam tomorrow. Bakın. Yarından bahsediyor. Yarın nedir? Gelecektir. Gelecek için ne kullanıyoruz? future tense. Yani they will have an exam tomorrow. Yarın bir sınavları olacak. <laughs> Last Tuesday they geçen salı here to burada ne olmuş olabilir? Be olmak. Şimdi geçen salı da buradaylar, buradalarmış diyeceğiz arkadaşlar. Be'nin past haline bakıyoruz were Last Tuesday they were here too. Geçen salı buradaydılar diyor. They borrowed some books. Bakın geçen salıdan bahsediyorlar. O yüzden past tense kullanacağız. Borrow ödünç almak. Borrowed ödünç aldılar. Birkaç kitap ödünç almışlar. They a project about turkish independence war diyor They prepared a project about turkish independence war Türk bağımsızlık savaşı hakkında bir proje hazırlamışlar çok güzel Fill in the blanks and then rewrite the sentences Boşlukları doldurun ve cümleleri tekrar yazın. My mother some eggs, flour and butter yesterday. Bakın annesi buy fiilini kullanacağız satın almak yani. Dün yumurta, un ve yağ almış. Şimdi bakın dün dediğim için ne kullanıyoruz burada? Past tense kullanıyoruz. Buy'ın past tense'i bought. My mother bought Some eggs, flour and butter yesterday. She want to make a cake. Ne olabilir? Dünden bahsettiği için. Wanted. She wanted to make a cake. Bir kek yapmak istedi. My mother bought some eggs, flour and butter to make a cake. Annem yumurta, un ve yağ aldı. Ne için? bir kek yapmak için çocuklar tuğyu burada kullanarak yeni bir cümle yazıyoruz. She invitation cards last week demiş mail mail atmak. yollamak davetiye kartlarını geçen hafta ne yapmış mailed mail atmış yollamış. She her friends to the to her birthday party diyor ki arkadaşlarını ne yapmış doğum günü partisine davet etmiş She invited her friends to her birthday party. Bunu da yazalım. She mailed invitation cards to invite her friends to her birthday party. Davetiye kartlarını arkadaşlarını doğum gününe davet etmek için yollamış. Tony exercises last year. Tony geçen yıl egzersiz ne yapmış? Yapmış. He lose weight. Lose kilo ağırlık kaybetmek istemiş. He wanted to lose weight. Tony did. Tom yazmışlar buraya yanlış yazmışlar. Tony did exercises to lose weight. Tony kilo kaybetmek için egzersiz yaptı. Past çocuklar.